Herkese merhabalar arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Sinem. Bugün sizlerle Wet'n Wild'ın ülkemize yeni gelen bu Bukalorikon serisine ait olan far paletini inceleyeceğiz. Bir önceki alışveriş videomda yeni gelen ürünlerden bu far paletini ve bir de renkli nemlendiricisini satın almıştım. O nemlendiriciyi bugün kullanmayacağım çünkü bu paletten sizlere 3 tane makyaj çıkartmak istiyorum. Bir tanesi daha günlük tonların hakim olduğu bir makyaj olacak. Bir tanesi daha geceye uygun bir makyaj olacak. Bir tanesinde de farklı renkleri bir araya getirerek sizlere makyaj çıkartmaya çalışacağım. Bundan sonra da far paleti inceleme videolarında sizler için birden fazla makyaj paylaşacağım. Çünkü bir tane far paleti alıyorum ve atıyorum içerisinde 15 tane renk var ama ben sadece 5 tanesini kullanıyorum ve sizin diğer renkler hakkında bir fikriniz olmuyor. O yüzden bundan sonra far paleti incelemelerinde mümkün olduğunca bütün renkleri kullanarak sizlere düşüncelerimi aktaracağım. Lafı daha fazla uzatmayalım arkadaşlar çünkü uzun bir video olacak. Videoma geçmeden önce kanalıma abone olup videomu beğenirseniz beni çok ama çok mutlu edersiniz. Eğer bu tarz videolar hoşunuza gidiyorsa ve bundan sonra haberdar olmak istiyorsanız abone ol butonunun yanındaki bildirim zilini açarsanız bundan sonraki paylaşacağım bütün videolarımdan hızlı bir şekilde haberdar olabilirsiniz. Hadi hazırsanız makyajlara geçelim. Evet, kamerayı yeterince yakınlaştırdım. Bu mesafeden renkleri net bir şekilde görebilirsiniz. İlk yapacağım makyaj paletteki günlük tonlardan oluşacak. Makyaj yaparken konuşmayacağım. Makyajı tamamladıktan sonra kullandığım renkler hakkında düşüncelerimden bahsedeceğim. Arkadaşlar benim bu palette yaptığım günlük makyaj bu şekilde oldu. Ben genelde gün içinde dışarı çıkacaksam, arkadaşlarımla buluşacaksam ya da herhangi bir aktivitede bulunacaksam, gündüz aktivitesinde genelde bu tarz makyajlar yapıyorum. Daha çok böyle açık tonların hakim olduğu, böyle vurucu ışıltılı renklerin yer almadığı makyajlara yer vermeyi daha çok seviyorum ki zaten günlük hayatta öyle çok abartı kıyafetlerle giymediğimiz için bu tarz makyajlar bence yeterli oluyor. Şimdi ilk olarak size neler yaptığımdan bahsedeyim. Öncelikle olarak şuradaki açık rengi bütün göz kapağımda kullandım. Birazcık pigmentasyonu bana düşük geldi. Belki de bronz olmamdan kaynaklanıyor olabilir. Bu renkten istediğim etkiyi alamayınca şuradaki rengi bütün katlanma bölgeme geçerek gözüme bir derinlik kattım. İstediğim pigmenti verdi. Gayet güzel. Çok açık bir turuncu olduğunu söyleyebilirim. Kayısı rengi gibi değil. İçerisinde çok fazla sarılık barındırmıyor. Daha turuncu bir renk olduğunu söyleyebiliriz. Instagram hesabımda da bir tane postu olacak bu paletin. Oradan da renklerin detaylarını incelemek isterseniz Instagram hesabımdan görüntüleyebilirsiniz. Sonrasında dış köşeleri biraz koyulaştırmam gerekiyordu. Koyu renklere geçiş biraz fazla agresif olduğu için, yani şurada çok açık tonlar var, burada da çok koyu tonlar var. O yüzden sadece fırçamın ucunu şuradaki açık renge değdirdim. Yani şuna göre daha açık kahverengi olan renge dokundurdum ve dış köşeleri biraz bununla da koyulaştırdım. Birbirlerini iyice karıştırdıktan sonra şuradaki ışıltılı rengi de bütün göz kapağımdan geçtim. Işıltılı renkten bir tık daha umutluydum ama kuru bir formülasyonu olduğu için de en iyi parmakla göz kapağımı oturttum ve tam bir günlük makyaj çıkarttım. Günlük makyajlarımda ben alt kirpik diplerime açıkçası çok fazla renk vermek istemiyorum. Çünkü göz altlarına bir renk geçildiği anda makyaj günlük makyajdan çıkıp daha da ağırlaşabiliyor. Eyeliner olarak Beauty's'in Dragon isimli eyelinerını kullandım. Günlük hayatta ben sadece şu uç kısmından oluşan kuyruklu eyelinerlar kullanıyorum. Sonrasında maskara ile beraber makyajımı tamamlamış oldum. Evet, ilk makyajı tamamladık. Şimdi sıra geldi ikinci makyaja. Müzik
arkadaşlar, Wet n Wild'ın bu Rebel Rose isimli mat rujunu da sürdükten sonra makyajımı tamamladım. İlk olarak şuradaki açık pembe renkle gözümün bazını oluşturdum. Göz kapağımı tamamen bu renkle sabitleyip bir geçiş rengi oluşturdum. Sonrasında şuradaki koyu eflatun rengine gelip dış köşelerimi koyulaştırmak istedim ama çok pigmentli bir renk olduğu için bu rengi biraz içerilere de getirmek zorunda kaldım dağıtırken. Sonrasında zaten video esnasında da gördüğünüz bir kapatıcı yardımıyla şu iç kısımları tekrardan bir nötrledim. Sonrasında üzerinden şuradaki pembe alt tonlu bronz rengi kullandım. Bu renk bana daha pembeymiş gibi görünüyordu normalde ama göz kapağımı uyguladıktan sonra daha bronza dönük bir renk olduğunu fark ettim. O yüzden şu yanındaki pembe alt tonlu ışıltılı rengi üzerinden geçerek makyajı pembe bir hale tekrardan çevirdim. Sonrasında bu rengi kullandığım şu ince uçlu fırçada kalan renkleri de göz altlarımdan geçtim. Sonrasında bir eyeliner sürdüm ve yoğun bir maskara uyguladım. Şimdi üçüncü makyaja geçelim. Üçüncü makyajda tamamen böyle bronz tonlarında bir makyaj yapmak istiyorum. Çünkü palette aynı zamanda bronz makyajlar çıkartabileceğimiz renkler de var. Hadi hazırsanız üçüncü makyaja geçelim. Benim makyajım bitti. En beğendiğim makyaj bu oldu diyebilirim. Çünkü kullandığım renklerin hepsinden istediğim performansı aldım. İlk olarak şuradaki açık turuncu renkle gözüme bir baz oluşturdum. Sonrasında şuradaki açık kahverengi, yani şuna göre daha açık kahverengi olan renkle geçiş rengini oluşturdum. Biraz koyuluk vermeye çalıştım. Sonrasında şuradaki koyu renkle dış köşeleri koyulaştırdım. Ardından şuradaki ışıltılı rengi kullanarak da makyajımı tamamlamış oldum. Sonrasında tabii ki genel olarak bir karıştırma yaptım. Fırçada kalanları da alt kirpik liplerimden geçtim. İnce bir eyeliner ve maskara kullanarak makyajı tamamladım. Kullandığım renklerin hepsinden istediğim performansı aldım. Bir önceki makyajda, yani pembe tonlarına hakim olan makyajda ne kadar zorlandıysam bu makyajda da o kadar zorlanmadım. Çok hoşuma gitti. Benim gece makyajlarında kullanabileceğim bir makyaj aslında bu. Diğer makyaja nazaran bu makyajı daha sık kullanırım. Ruj olarak da yine Wet n Wild markasından gittim. Bu sefer de bu Gimme Mocha rengini kullandım. Zaten ikisi de çok sevdiğim rujlar olduğu için bu videomda da bu rujlarla sizlere bir makyaj çıkartmaya çalıştım. Şimdi sizi bu uzaklaştıracağım arkadaşlar ve far paletiyle alakalı son düşüncelerimi aktaracağım. Evet arkadaşlar, saçımı başımı düzelttim ve şimdi sizi uzaklaştırdım. Şu anda çok güzel bir gün ışığı var. O da vuruyor. Bu ışığı kaçırmadan videoyu kapatmak istiyorum. İlk olarak far paletiyle alakalı genel düşüncemi merak ediyorsanız eğer, bayılmadım. Yani olsa da olur, olmasa da olur bence. Wet n Wild'ın diğer far paletleri mesela daha alınabilir bana kalırsa. Hatırlarsanız arkadaşlar, bu far paletinin diğer versiyonu, yani Lights Out olanını mutlaka almak istediğimi sizlere söylemiştim ama performansına bayılmadığım için, daha doğrusu Wet n Wild'dan beklediğim performansı göstermediği için açıkçası çok da fazla almayı düşünmüyorum. Vazgeçtim diyebilirim. Tabii ki benim ruh halim değişkendir. Belli de olmaz. Bir anda pat diye de alabilirim ama şu anlık vazgeçtim diyebilirim. İlk makyajımda günlük tonları kullandım. Evet, günlük makyaj için ideal renklerdi. Hemen hızlıca yaptım. 5 dakika içerisinde tamamladığım bir makyajdı. Fakat o renklerin birçoğu farklı farklı far paletlerinde var. Yani istediğiniz bir far paletinden isterseniz o makyajları çıkartabilirsiniz. Yani bir bronzerla ve bir aydınlatıcıyla da benim ilk yaptığım makyaj çıkartılabilir. O yüzden o makyajla alakalı da çok fazla muhteşemdi, bayıldım, harikaydı falan diye bir yorum yapamayacağım. O renkler zaten tamamen farklı markaların paletlerinde yer alabilir.
olabilecek renkler. Gelelim ikinci makyaja. İkinci makyaj zaten tamamen bu paletin içerisinde hakim olan renk tonlarından oluşuyordu. Yani pembe ve mor tonlarına ağırlık vererek yaptım makyajı. Ama özellikle şu beni inanılmaz zorladı. Gözümde leke leke kaldı. Parça parça durdu. Dağıtmakta çok zorlandım. Yani bir 15 dakika falan uğraştım. Bir makyaj yapmak için 15 dakika uğraşmak ne kadar katlanılabilir bir şey bilmiyorum. Ben katlanamıyorum ama siz hayır ben uzun süre bu rengi alabilmek için uğraşırım derseniz buyurun alabilirsiniz. Açıkçası ben böyle göz makyajı yaparken çok uğraştığım renklerden çok çabuk sıkılıyorum ve kullanmak istemiyorum. Siz kameradan belki çok iyiymiş gibi görmüş olabilirsiniz makyajı ama açıkçası yakından baktığınızda biraz böyle birbirleriyle bir türlü bütünleşemeyen bir makyaj gibi durdu diyebilirim. Aha gün ışığı geldi. Gelelim son makyaja yani bu yüzümdeki makyaja. Çok memnun kaldım. Kullandığım renklerin hepsinden istediğim performansı aldım ki zaten bu benim özel günlerde kullandığım makyajlardan bir tanesi. Şuradaki koyu kahverengiler bu noktada iyi çalıştı. Onun yanındaki şu turuncuya dönük bronz tonu gayet iyiydi. Parmağımla oturttuğum zaman istediğim performansı aldım. Dağıtılmaları ve birbirleriyle karışmaları da şu renge göre kat 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 iyiydi. Yani genel düşüncelerim bu far paleti benim için olsa da olur, olmasa da olur. Bence Wet n Wild'ın diğer far paletlerini almanız daha iyi olacaktır. Bunlar eğer özel bir seri ise ya da ekstra getirilmiş ürünlerse okey farklı bir alternatif olarak alabiliriz ama diğer versiyonlarını kaldırıp bunları piyasaya süreceklerse eğer bence saçma bir şey olurlar. Çünkü formülleri de bana farklı gibi geldi. İsterseniz bunları da karşılaştırdığım bir video çekebilirim. Onu da aşağıdaki yorumlar kutucuğuna bırakırsanız çok sevinirim. Evet arkadaşlar benden bugünlük bu kadar da yorucu bir video oldu. Sürekli makyajı temizledim, tekrar yaptım, temizledim, tekrar yaptım falan. Biraz cildimde hassasiyet hissediyorum. Ama bütün renkler hakkında düşüncelerimi sizlerle paylaşmak istedim. Umarım hoşunuza giden bir video olmuştur. Bu tarz videolar gelmeye devam edecek. Bir far paletini incelerken mutlaka farklı renkleri de göstereceğim sizlere. Artık öyle tek bir makyaj yapıp videoyu bitirmekle kalmayacağım. Videomdan ayrılmadan önce kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi ve abone ol butonunun yanında yer alan o minik bildirim zilini aktif etmeyi unutmayın arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.